Selam. Şu anda diyorum bakın. Diamond Tema'nın bir sene önceki paylaşımı. Avukat Burhi Mum'un ateist olma gerekçeleri falan da filandı. Burada bir şey gördüm. Gerçekten de. Bu arkadaşlar ne kadar akıllı da olsa bir yerde akıllarının kısıtlandığını görmüş olduk. Arkadaş şimdilik daha 7 dakikasını izledim ama zaten yarım saat sürüyor. Kısacası şunu söylüyor şimdiye kadar aslında. Çok dindar bir Müslümandım ama Kur'an'daki anlam veremediğim, adaletli olduğunu düşünmediğim haksız ayetleri görünce ya da İngiltere'ye oraya buraya gitmiş. Orada arkadaşlar bana soruları sormuş. Bunlar hep üst üste gelince 6-7 ay, 8 ay boyunca düşünmüş etmiş. Kıyaslamış derken ateist olmuş. Şimdi ben şunu bu arkadaşa bir şey demek istiyorum. Avukat kendisi. Kardeşim sen Kur'an-ı Kerim'i anlamadığın için, ayetleri yanlış anladığın için veya yanlış tercüme edilmiş ayetleri okuduğun için tüm bunlar yüzünden Kur'an-ı Kerim'in ve Allah'ın ne suçu var? Dinden çıkmanın ne gereği var? Yani bir pire için yorgan yakmaya ne gerek var? Madem bir şeyler ters düşünüyorsun, o zaman o ters olan şeyleri düzeltmeye çalış. Bunun üzerine giderek kendin, madem o kadar akıllısınız sonuçta, kendiniz neden bu acaba böyle? Burada bir yanlışlık mı var diye sorun. Veya sorabileceğiniz çok sayıda insan var. Sonuçta bu bir sene önceymiş. Gidebileceğiniz çok sayıda insan vardı. Öyle Diamond'ın dalga geçtiği gibi şey değil ama cübbeli mübbeli. Sen sorunuz hep cübbeli gibileri görüyorsunuz. Onları düşünüyorsunuz. Onlara bakıyor. Onların yorumundan gittiğiniz için zaten Kur'an size böyle geliyor. Sen öyle baktığınız zaman ben de onların dininden değilim. Ama ben Kur'an'daki İslam'danım. Siz de tüm bunlara karşısında isyanınızı onlara verip gerçek Kur'an'daki İslam'ı bulmanız gerekmeye, kendinizi adamanız gerek ki Kur'an'daki İslam'ı yaşamanız gerek. Ben buradan size bunu duyur demek istiyorum. Şu anda gerçekten çok 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 bu konuları doğru yorumlayan insanlarımız var. Mesela sen diyebilirsin ki Aresu yapma. Yapma kızım. Sakın yapma öyle bir şey. Aresu lütfen. Sen diyebilirsin ki kabir azabı. Ben buna kabul edemiyorum. Aklım bunu almıyor falan filan. Kızarsın ama kalkıp da niye böyle bir şey söyleniyor deyip de İslam'dan çıkamazsın. Bunun İslam'dan balagası yok çünkü kabir azabı diye bir şey yok İslam'da. Ne yazık ki geleneksel anlayış, uydurulmuş İslam. Bunlar bunu bir yorumlarına katıp doğruymuş gibi gösterebilirler. Hatta bazı tercümeler yanlış tercüme edilip bu öyleymiş gibi de gösterilebilir. Ama bu İslam demek değildir ki. Bunun gibi birçok konu var böyle. Kadınları dövün falan filan haşa öyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne bileyim neyi bulduğunuz yerde öldürün, katledin. O anlamda o da yok. Siz bazı şeyleri yanlış anlıyorsunuz. Siz düşünün ki şu anda İsrail-Filistin savaşı var değil mi? Şu anda İsrail-Filistin savaşından benim bu Almanya'da yaşamam, ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da yaşadığım Alman insanlarla aramdaki şeyin aslında çok büyük bir fark var. Ben kalkıp taşın gidip bir Alman'ı Müslüman değil diye öldürecek halim yok, öldüremem. Ama orada bir savaş var şu anda. O İsrailli askerler zaten o Filistinleri öldürmek için deli gibi geliyor. Hakkın geliyor. Onlar için bence bu geçerlidir işte. Onlar için onları öldürmek isteyen İsrail askerleri buldukları yerde öldürmeleri gerekiyor. Yani çok doğal bir şey değil mi? İşte Allah'ın emrettiği savaştır bu. Kaldı ki o ayetlere bilene yine dediğin gibi Eren Aktaş gibi, İbrahim Esinler gibi ne bileyim Tuncer neydi yine ismi ya adam? Hep unutuyorum ismini. Tuncer Namlı olabilir. Böyle insanlara bir danışmanız gerekiyor. Daha o kadar çok şu an insanımız var ki. Mehmet Okuyan, Caner Taslaman gibi. Bunların bu konulardaki yorumlarını bir sordunuz mu? Bir sorun. Deyin ki ya hocam bu ayet neden böyle? Bu ne demek istiyor? Onu bir düşünmeniz lazım. Çünkü hepsine bir cevap var. Ben de o anlamda ilmim çok çok yüksek olmadığı için tam olarak size cevap veremem ama buna cevap verenler var. Ve böyle bir şey takıldığım anda ben de ona bakıyorum. Acaba ne oluyor burada? Mesela sen şimdi dersen ki yahu ne biçim saçma bir şey bu. Kadınlar komple başları örtük. Göğüsleri açık. Kışlar ortada. Ya da atıyorum o da değil. Çarşaf giymişler. Kadınlar sanki hayvan gibi. Sadece gözleri bile gözükmüyor. Ne gözüküyor? Bu nasıl bir din? Bunun dinle ne alakası var? Birileri başörtüsü diye bir şey çıkartmış ayetten. Olmayan bir şeyi. Onu da geçtim. Keşke başörtüsü çıkartsalar da bir şey olmaz yani. Hadi diyeceğim ki hadi kendi yorum öyle çıkartmış yapsın. Ona yine kimse bir şey demez. Ama olmayan bir şey çıkartmış bir onun üstüne daha da abartarak komple çarşafa bürünüyorlar. Bu bir kere İslam'la hiçbir alakası yok.
çoğu şey İslam'da olmayan Yahudilerden ve Hristiyanlardan gelme şeylerdir. Yani İslam dininden bunların bir alakası yok. Ya siz kalkıyorsunuz, ne bileyim ya, hoca atıyor bir tevbe sikap diye namaz terk ediyorsunuz. Ya bunun namazla ne alakası var? Kur'an-ı Kerim'le ne alakası var? Biz her zaman onu diyoruz. Zaten bu mücadele de oraya doğru gidiyor. Allah nurunu tamamlayıncaya kadar bu uydurulmuş İslam'ı, hadisleri, tüm bu yanlışları tamamen deşifredik. Gerçek Kur'an'daki İslam ile aydınlatacağız. Önce Türkiye'yi, sonra tüm dünyayı inşallah. O zaman sizin gibiler de samimiyseniz koşa koşa İslam'a geri geleceksiniz inşallah. Yani sizin için de iyi olur. Sizin gibi kafası çalışan insanların da gelmesi tabii ki çok iyi bir şeydir benim görüşüm. Çünkü aklını kullananlar doğru yolu seçmesi lazım. Yani kalpler akleder. İnşallah sizin kalbiniz de akleder. Düşünürsünüz ve doğruyu bulursunuz inşallah. Yani sorgulayın. Ama tam anlamıyla cevap almadan bir şey terk etmeyin. Bazen bu uzun sürebilir. Çünkü bazı şeyler çok çok zaman sonra da anlaşılabiliyor. O yüzden bekleyin. Mesela demiş olabilirsin ki sen Harut ile Marut iki melek indi büyü öğretti. Bu nasıl bir şey? Kur'an'da nasıl yazıyor? Aslında bu tamamen yanlış bir şeymiş. Ortaya çıktığı gibi öyle bir şey yok. Bir kere iki tane melek yoktu. Melik var. Bu yaşayan bir kraldı, melikti. Onu da geçtim. Zaten bu o anlamda da öyle bir şey diyor aslında. İkinci çarpması öyle bir şey diyor. Kur'an'da bunları hep uydurma şeylerle çıkartıyorlar. Yanlış tefsirlerle ve hadis yüklemesiyle çıkartılıyor bunlar. Ve bunlar İslam'a şey yapılıyor ama İslam'la hiçbir alakası yok. Ve bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ve Maruta diye gerçekten bir kral olduğu ortaya çıktı. Daha yeni. Bir iki sene önce herhalde çıktı bu. Mısır'da. Resmen Harut ile Marut diyor. Babil'den bahsediliyor ve orada Maruta diye bir kral olduğu ortaya çıkıyor. Yani Kur'an neleri biliyor? Bunun gibi neler var? Firavun öldüğünde yer ve gök onun için ağladı diye taşlara kazımışlar. Daha bu da çok yeni ortaya çıkıyor. O yazıları okuyamıyordular. Yeni okuyabildiler ve orada yazıyor bu. Kur'an-ı Kerim'de de yazıyordu ki 1400 sene önceden gelen Kur'an-ı Kerim'de. Yer ve gök mü ya da gök onun için onlar için ağlamadı diye bir ayet var. Ve kimse bu ayeti anlamazdı, anlamıyordu da. Kesin siz de demiştinizdir ki lan bu nasıl bir ayet? Nereden çıkarttı bunu? Öyle bir iddiası yoktu ki kimsenin. İşte varmış. Ve bunu kimse bilmiyordu ama Kur'an-ı Kerim biliyor. Çünkü Allah sözüdür. Ya bunun gibi çok şey var da. Yok taşlardan su fışkırır, düşer falan öyle ayetler de var. Ona da lan dalga geçenler de çok. Neredeymiş öyle bir taş diye. Gök taşı işte. Jüpiter'in oradaki su dolu taşlar dünyaya düşüyor ve dünyadaki su da zaten öyle geldi bu dünyaya. Yani onun gibi öyle çok şey var ki zamanla ortaya çıkıyorlar. Onun için bunları bir araştırın. Kur'an mucizelerini de bir araştırın. Ama tekrar bence inşallah gerçek İslam'da, Kur'an'daki İslam'da buluşalım. Görüşmek üzere. Üstüne bir şey eklemem gerekiyor. Bir dakika daha izledim üstüne ve beni şok etti yine bu arkadaş. Yok, o samimi güvendiği insanlara gitmiş bazı ayetler için. Onlar da demiş ki yok Allah onu öyle demek istememiştir falan. Ya yani burada şu anda ben art niyet arıyorum. Şu anda işte samimi gelmedi bana. Neymiş? Onun için İslam'ı aşırı yaşayanlar, işte terörist grupları var ya, Selefi falan dedikleri diyor. Onlar daha samimi geliyormuş çünkü onlar Kur'an'ı tam yaşıyormuş. İşte burada samimi olmadığını ortaya çıktı, kusura bakma. Onlar Kur'an'ı tam yaşamıyor. Onlar uydurulan hadisleri, uydurulmuş İslam'ı tam yaşıyor doğru. Kur'an'da öyle bir şey yazmıyor. Kur'an'dan hiçbir alakası yok. Kur'an'da bir şey yazıyor da bizim hocalar çıkacak. Allah öyle demek istememiştir. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Öyle bir şey hiçbir zaman duymadım ben. Öyle bir şey de yok. Siz anlayamadığınız şeyleri veyahut şöyle diyeyim. Allah istemese kimse iman edemez. Allah isterse de herkes iman eder. Peki de Allah sizin iman etmenizi istemiyor olabilir. O yüzden siz yolunuzda devam edin. Ben başka bir şey demiyorum şu anda. Ama eğer samimiyseniz bu yoldan dönersiniz. Çünkü dedikleriniz hiç de güzel değil, samimi değil. Akıllı bir insanın edeceği bir laf da değil. Yani yalan konuşmanın da mantığı yok yani. Allah öyle bir şey demek istememiştir. Öyle bir yorumu getiren ben hiç kimse içine kadar duymadım. Ha tabii sen gidip de cübbelileri dinlersen ondan sonra da işte Kur'an'a, İslam'a Allah'a iftira edersen, hakaret edersen işte olmaz. Onu sana yaptırmazlar. Bazen kalkıyorsunuz. Müslümanlar niye böyle, niye şöyle? Bazen siz de kalkıp İslam'a, Kur'an'daki İslam'a iftira atmayın.
Ya adam gibi inceleyin ya da bu işi bırakın bence, konuşmayın. Yani ben Avrupa'nın göbeğinde yaşayan Müslüman Türk olarak bunu söylüyorum. Ve şunu da söyleyeyim, AK Partili de değilim, hiçbir zaman olmadım. O zihniyetten hiçbir zaman olmadım. Ben samimi, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya çalışan bir insanım. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Bırakın ocuyu, bucuyu, şucuyu. Sadece adam olalım, bu yeterlidir. Yani boşu boşuna bu dünyada değiliz. Hiçbir şey tesadüf değil. Ancak aklınızı kullanırsanız bunu kavrarsınız.